Bu aynı zamanda... Uluslararası... Sanıyorum ama çok iyi anlatması ee, gerekiyor Sayın Pekin. Çünkü e, geçtiğimiz günlerde Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden pek de bu başlık çıkmadı. Türkiye'nin hukuka uygun, uygun davranması gerektiğine hatta e, bir paragraf var ki o paragraf Yunanistan başbakanı Yunanistan'ın isteği üzerine dolduruldu. E, şöyle ben size aktarayım belki buna da cevap vermek istersiniz. Yunanistan'ın talebi üzerine Doğru. metne giren o paragrafta Türkiye'ye uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısı yapıldı. Yunanistan Başbakanı... Mütevakkiyet Türkiye Avrupa Birliği ülkelerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sorgulamayı bırakmalı. Avrupa Birliği Türkiye'den uluslararası hukuka tam saygı göstermesini Doğu Akdeniz'de istikrar adına gerilimi azaltmasını ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürülebilir bir şekilde teşvik etmesini beklemektedir denildi. Yani bir nebze de Türkiye'yi bir nebze değil hatta tam anlamıyla bu Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi suçlayan bir dil Yara, yer almıyor mu? metinde? Yani tabii şöyle söyleyelim bakın. Nasıl anlatacağız? Şöyle bir şey var. Yunanistan Seville haritasını çıkartıyor. Her yere dağıtıyor. Bu şeylerle ilgili Doğu Akdeniz, Ege Adalı'yla ilgili e, haritaları çıkartıyor. 16 tane haritayı her yere dağıtıyor. Halbuki her şey açık. Yani her şey açık. Türkiye biz neden e, haklarımızı savunan haritaları yapıp, ya kardeşim burada Midilli var, burada bilmem ne var. Bu sözleşmede şöyle zaman Lozan Anlaşmasının değeri var. Niye bunları teker teker çıkıp konuşmuyoruz sağda solda? Niye bizim iki tane emekli büyükelçimiz çıkıp da bu adalar Yunanistan'a aittir diyor? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi bunların hepsi belli, anlaşmalarla belli, her şey belli. Bu yeter ki biz meramımızı düzgün anlatabilirim. Anlatabilirim. Düzgün insanları uygun yerlere yollayalım. Onlar bu haritaları büyükelçilere sağ yani biz ee, yani Türkiye tamam biz şimdi e, kendimiz söylüyoruz, kendimiz istiyoruz e, burada. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Bu konuştuğumuz büyük bir kısmı da e, Amerika tarafı, şey tarafından, Yunanistan'da, Yunanistan'daki televizyonlar tarafından dinleniyor. Gazeteler tarafından dinleniyor ve seyredilen bu hususların hepsi haber yapılıyor daha sonra. Yani açık ve net olarak şunu, bunu belirtmemiz lazım. Biz Yunanistan'ın adasını falan istemiyoruz ki. Yunanistan'a diyoruz ki, kardeşim bu ada sana verildi tamam ama sonuçta sen bu adayı siyahlandırmaman gerekir. <laughs> Yer adalar tamam senin ama 152 tane ada var. Bu adalar da benim bana bırakılmış. Üç milin dışındaki bazı adalar. Dolayısıyla burası da benim. E, Kıbrıs konusunda İstanbula e, konuşuyoruz diyoruz ki iki devletli bir çözüm olsun, iki bağımsız devlet olsun diyoruz. E, yani bütün bunlar bütün bunlar anlatılır hala birileri çıkıp e, eşit eşit devlet, e, eşit vatandaş falan demesinin anlamı yok ki. Zaten ortada iki tane devlet var. Ne demek eşit vatandaş? Türk Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Ee, oradaki bütün vatandaşlar eşit. Ee, bu tarafta da e, Kıbrıs Rum e, Cumhuriyeti olur. Orada da bir, kendi içinde bir vatandaşlar eşit olur. Yani hala bazı kavramları yanlış kullanıyoruz ve bana göre Türkiye bu konuda bir seferberlik başlatmalı. Yani gerçekten büyük bir seferberlik başlatmalı. Ben tabii e, daha önceden ee, bu konuda e, çok fazla çalışma vardı. Mesela genel Kumay kararganda hatırlıyorum, e, şey vardı e, Kıbrıs ve Yunanistan şubesi e, dairesi vardı. Başında bir devamlı e, tu amiral veya tu e, tüm amiral bulunurdu. Devamlı üretirlerdi. E, i̇lgili Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili e, bölümüyle çalışırlardı. Sonra bir şeyler oldu. O daireyi e, 2013'te falan o yıllarda kapattılar. Veyahut da 2011'de, 2012'de kapattılar. Yani onun için bunlara ihtiyacımız var. Bunları açık açık işte biraz şimdi şey çıkıyor bir şeyler söylüyor. Onun bulunduğu bir çalışma grubu var. Cihat Yaycı'nın. Ama tek başına Cihat Yaycı yetmez efendim. O kadar çok büyük sorunlar var ki. Bütün bunları açık açık anlatacak şekilde. Diyeceksiniz ki e zaten bunu biliyorlar. Hayır bilmiyorlar. Açıkça anlatacağız. Yani bilenler de vardır belki ama herkese anlatacağız. Yani Amerika Birleşik Devletleri bilmiyor. Biliyordur Amerika Birleşik Devletleri ama Amerika ısrarla bu iki, iki ülke arasında sorunun devam etmesini istiyor. Çünkü iki ülke sorunun arasında sorun devam ederse Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede hem Doğu Akdeniz'de hem e, şeyde Karadeniz'de hem de e, Adalar Denizi'nde çok rahatlıkla iki devletten e, boşluğundan güç boşluğundan faydalanmak suretiyle burada işte gelir bir ara Yunanistan üst yapar, bir ara gelir Türkiye'ye üst kurar, öbür başka şeyler yapar. Onun için e, bu bunu e, bunu başkalarına biz emanet edemeyiz. Mutlaka kendimiz yapmamız lazım. Mutlaka evet. bir seferberlik ilan etmemiz lazım ve bu seferberlikte her şeyi açık açık anlatmamız lazım. Bundan niye korkuyoruz? Niye yapmıyoruz bu konuları? Yani bu sadece bir iki tane yazarın, iki üç tane amiralin, iki üç tane e, gazeteci gazetecinin yapacağı iş değil. Çok daha e, planlı, programlı yapılması gereken ve milletçe yani milletçe arkasında durulması gereken çok önemli bir konu. E, bunu yapabilirsek o zaman. Yani evet. bir de Mavi Mavi vatan Mavi vatan diyoruz tamam. Ama Mavi vatanı da kullanırken bunun bir saldırı amaçlı olmadığını da açık açık belirtmemiz evet. e, lazım. Mavi vatan bizim topraklarımız yani e, Anadolu'nun e, dışında olan e, işte deniz e, alanlarından bahsediyoruz Mavi vatan diye. Bunun da bir e, şey olmadığını yani bir e, reklama gitmem şey gerekiyor ve konuyu kapat, kapat, kapat kapatmak evet. istiyorum Sayın Pekin. Peki. Tabii Çok teşekkürler.